Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bu videoda artık yavaş yavaş yelkenler üzerinde rüzgarın oluşturduğu kuvvetleri konuşmaya başlayalım istiyorum. Bu yelken üzerinde oluşmuş rüzgarın oluşturmuş olduğu kuvvetler vasıtasıyla da yelkenli bir tekneyi nasıl hareket ettiririz, nasıl ilerletiriz? Bu konunun temellerini bu videoda detaylı bir şekilde anlatayım. Tabii bu yelkenle rüzgar arasındaki ilişkiyi konuşurken burada salmanın etkisini de, teknenin altında bulunan ağırlığın etkisini de, teknenin ilerlemesine yardımını da, katkısını da detaylı bir şekilde konuşma fırsatı bulacağız. Bu videoda konuşacağımız konular oldukça önemli konular. Bundan sonra konuşacağımız, bundan sonra yayınlayacağım videolardaki yelken konularının temelini oluşturacak temel bilgiler içerecek bu video. Dolayısıyla bu videoda anlatacağım konuları tam olarak özümsemeniz, tam olarak öğrenmeniz gerekiyor. Bu sayede de bundan sonra anlatacağım, adım adım ilerleyerek üzerine ekleyeceğim konuları da, bilgileri de sağlıklı temeller üzerine bu şekilde oturtmamız mümkün olabilecek. Dolayısıyla bu videoyu isterseniz notlar alarak seyredin, isterseniz gerekli görürseniz tekrar tekrar seyredin. Ama bu videoda anlattığım konuları tam olarak eksiksiz bir şekilde anlamanız gerekiyor. Bunun altını özellikle çiziyorum. Şimdi bu yelken ve rüzgarın ilişkisi ve işin içine salmanın etkisi de girdiğinde konu aslında oldukça karışık. İki gündür evin içinde dolanıp duruyorum. Bu konuyu ben size en basitleştirilmiş, herkesin anlayabileceği şekilde nasıl anlatırım diye. Hatta iki tane de video çektim. Ama videolarda fazla derinlemesine kaptırıp gittiğim için biraz daha basitleştirilmiş bir şekilde bu videoyu üçüncü kez çekiyorum. Umarım bu videoyu içime sinler, içime sinmeden bu konu yayınlamayacağım videoyu. Dolayısıyla ne çok fazla derine gireceğiz. Çünkü gördüğünüz gibi konu çok karışık. Ama bu kadar detaya girmeyeceğiz. Ben size herkesin anlayabileceği tarzda, konuya uzak arkadaşların da anlayabileceği tarzda basitleştirerek doğru bir temel oluşturmanızı sağlamaya çalışacağım. Videomuza başlamadan önce size bir haberim daha var. Şimdi normalde biliyorsunuz cuma günleri her hafta bir video yayınlıyorum. Ama bu önümüzdeki salı günü kısa bir video yayınlayacağım. O videoda bazı sürprizlerim olacak size. O salı günü yayınlayacağım o kısa videoyu da seyretmenizi tavsiye ediyorum. O sürprizlerin de müjdesini verdikten sonra artık videomuza başlayabiliriz. Şimdi hatırlayacaksınız, geçen videoda bir tepe oluşturmuştuk. Beyaz tahtaya çizmiştim ve o tepenin dibindeki koyda demirlerken tepenin üzerindeki hava akışı, rüzgarın etkisiyle bir alçak basınç alanı, lokal bir alçak basınç alanı oluştuğunu ve bu bulunduğumuz koyda ters hava akımlarına neden olabileceği üzerine konuşmuştuk. Şimdi o tepenin üzerinde alçak basınç nasıl oluşuyor? Bunun bizim yelkenlerimizle alakası ne? Onun üzerine biraz detaylı konuşacağız. Şimdi normalde yelkenli bir teknede şu bizim direğimiz olsun ve yelkenimiz olsun. Buradan rüzgar geldiğinde yelkenimi rüzgara tutacak şekilde yanlamasını açarım ve rüzgarın itme kuvvetiyle hareket ederim. Bu rüzgarın teknenin arka tarafından, kıç tarafından estiği durumlarda geçerli. Özellikle teknenin yanından veya ön tarafından farklı açılarda gelebilecek rüzgarlarda peki tekneyi nasıl ilerleteceğiz? Şimdi onun üzerine biraz detaylı konuşalım. İşte bu noktada
bizim yelkenimizin şu yarım su damlası formunu kullanmamız gerekecek. Bunun üzerine biraz konuşmamız gerekecek. Hani demiştim ya, şu şekilde bir tepenin üstünden rüzgar eserken şu kavisli yükseltinin üst noktasında, şu noktada, şu bölgede rüzgarın hızı artıyordu, basıncı düşüyordu. Yelken olarak düşünelim bunu, tepe olarak değil de. Bu yelkenin iç kısmındaki hava basıncı, normal hava basıncı. Üstünden geçen hava akışının hızı artıp basıncı düşerse iki yüzey arasında bir basınç farkı oluşacak. Yani üst tarafta alçak basınç oluşacak, alt tarafta da normal yüksek basıncımız kalacak. Ve dolayısıyla bu yelkeni yukarı doğru hareket etmeye zorlayan bir kuvvet oluşuyor. Gelin bu kuvveti şu şekilde bir basit bir deneyle görünür hale getirelim. Şimdi yelkenin iç tarafını kapatacak şekilde bir kitapla rüzgarı engelleyeceğim. Elektrikli bir vantilatör vasıtasıyla şu üst tarafta bir hava akışı yaratacağım. Ve bu yelkenin, bu kağıt parçasının yukarı doğru kalktığını birlikte gözlemlemiş olacağız. Gördüğünüz gibi kavisli yelkenimizin üst kısmında hava akışı yarattığımızda bu kavis nedeniyle üstteki bölgede rüzgarın hızı artıyor. Hızını göremiyoruz ama basıncı düşüyor aynı zamanda. Basıncı düştüğünü de kağıdın yukarı havalanarak alçak basınca doğru hareket etmesiyle görebilmiş olduk. Bunu ben bu şekilde yatık tutmasaydım, dik tutsaydım, şu şekilde. Bu tam bir yelkenli teknenin direği ve yelkenini simüle etmiş olacaktım. Bu kavisli kısmın etrafından hava akışının geçmesini sağladığımda bu yelkenlerimiz üzerinde ileriye doğru, yani yelkenin dış yüzeyinde bir alçak basınç oluşması sonucu ileriye doğru bir kuvvet oluşmasına sağlamış olacağım. Aynı şuradaki şekilde gördüğünüz gibi rüzgar tam yan taraftan, bordadan geliyor. Tekneye 90 derece yaklaşık açıyla geliyor. Yelkenlerimin etrafında hava akışı oluşuyor. Kavisli kısmın, yelkenlerimizdeki kavisli kısmının, ki bundan sonra bu kavise zaman zaman tor diyeceğim. Şimdi başlangıçta hem kavis hem tor kelimesini kullanarak gidelim. Bu şekilde tor kelimesine de artık kulaklarınızı yavaş yavaş alıştıralım. Tor demek, yelkenin toru demek, yelkenin kavisi demek. Yelkenin torunu arttırdım demek, şu yelkenimiz diyelim ki, şu an yelkenin torunu arttırdım. Yelkenin torunu azalttım demek, şu kavisi azalttım, daha düz bir yüzey oluşturdum yelkende demek. Bunu da bahsettikten sonra şuradaki şekilde de gördüğünüz gibi yelkenin ön kısmında, ana yelkenin ve ön yelkenin ön yüzeyinde, kavisli kısmında basınç farkı oluşuyor. Ön tarafta alçak basınç, arka tarafta da normal hava basıncı oluşuyor, yüksek basınç oluşuyor. Bu aradaki fark da, basınç farkı da yelkenlerde ileri doğru hareket ettirmek isteyen bir kuvvet oluşmasına neden oluyor. Biz de bu ileri doğru hareket ettirmek isteyen yelkenleri, ileri doğru hareket ettirmek isteyen kuvveti kullanarak
tekneyi ileri doğru hareket ettiriyoruz. Ama burada konuşmamız gereken bazı kuvvetler daha var. Şimdi bu şekilde alçak basınç diye bir ok çıkardım ben. Sadece tek bir o ok yönde kuvvet oluşmuyor yelken üzerinde. Gelin isterseniz bir uçurtma örneğiyle devam edelim. Çünkü bu uçurtma örneğinde konuşacağımız kuvvetler birebir yelkenimizin üzerinde de oluşuyor. Şimdi birincisi lift dediğimiz, İngilizcesi lift olan kaldırma kuvveti. Bizim bu alçak basınç, yüksek basınç farkından dolayı oluşan yelkeni ileri doğru itmeye çalışan, yatık tuttuğumuzda da şu kağıdı yukarı doğru kaldırmaya çalışan basınç farkından dolayı oluşmuş lift, kaldırma kuvveti. Bir de gravity dediğimiz ağırlık, weight. İngilizcesi weight veya gravity olarak söylenebilir. Cismin ağırlığı, yani yer kürenin cisme uygulamış olduğu yer çekimi kuvveti. Eğer bu ağırlığı, cismin ağırlığının daha üzerinde bir kaldırma kuvveti, lift oluşturabilirsem bu havadan ağır cismi havalanmasını sağlayabilir. Uçaklar da bu prensiple zaten havada kalabiliyor. Bir de şimdi hani demin bunu bu şekilde yatık tuttum ve buradan üstünden bir hava akışı oluşturdum ya. Bu oluşturduğum yelkenli teknelerde de rüzgarın etkisiyle oluşan bir sürükleme kuvveti var. Kütle üzerinde, cisim üzerinde bir sürükleme kuvveti var. Ona da İngilizce'de drag deniyor. Sürüklenme kuvveti. Sürüklenme. Eğer ben bu sürüklenmeye karşı koyacak ters yönde bir güç uygulamazsam cisme, bu cisim rüzgarla birlikte sürüklenip geçip gidecek. Eğer yelkenli teknede salmalar olmasaydı, şöyle suyun altında kalan bir ekstra ağırlık olmasaydı, hangi açıdan gelirse gelsin rüzgar, bu tekne rüzgarın önünde sürüklenip gidecekti. Şimdi birazdan bu salmanın buradaki etkisini de adım adım konuşmaya başlayacağız. Şimdi bu uçurtma örneğine geri dönersek, hani drag dedik, rüzgarın cisme uyguladığı sürüklenme etkisine diyorduk. Ve buna karşı koyacak zıt yönde bir kuvvet uygulamamız gerekiyordu. Uçurtma örneğinde burada yazdığı şekilde tension deniyor. Yani bir iple rüzgarın cisme uçurtmaya uyguladığı kuvveti, sürüklenme drag'ı, sürüklenme etkisini yenecek bir iple cismi tutuyoruz. Uçurtmayı tutuyoruz. Bu sayede uçurtmamız bu dört farklı yöndeki oluşan kuvvetin bileşkesi, bileşke kuvvetinin yukarı yönlü olması nedeniyle havada kalabiliyor. Ama bu tension dediğimiz ip koptuğu anda drag etkisine, yani rüzgarın oluşturduğu cisim üzerindeki sürüklenme etkisine karşı koyacak ters bir kuvvet oluşturamayacağım için uçurtmanın ipi koptuğu anda uçurtma artık havada kalamayacak. Rüzgarla beraber bir müddet sürüklenip gidecek. Ondan sonra da yere düşecektir. Şimdi burada bir uçak kanadını görüyorsunuz. Az önce uçurtmanın üzerinde konuştuğumuz 4 ana kuvvetin aynaları, bir benzerleri uçak kanadında da oluşuyor. Ve dikkatinizi çekerim, uçak kanadının profili az önce bizim oluşturduğumuz şu kavisli yapıya çok benziyor. Dolayısıyla bu kavisli yapının üzerinden rüzgar akışı gerçekleştirdiğinde üst tarafta bir alçak basınç alanı oluşuyor. Ve o alçak basınç alanı sayesinde lift kuvveti oluşuyor. Yani kaldırma kuvveti oluşuyor. Uçağın kendi ağırlığı weight. Uçağı aşağı doğru çeken yer çekimi kuvveti. Rüzgarın etkisiyle oluşan bir drag var. Sürükleme etkisi var. Sürüklenme etkisi var. Ve o sürüklenme etkisinin
tam zıttı yönde thrust dediğimiz ileri itme kuvveti. Yani uçağın motorlarında oluşan ileri doğru itme kuvveti. Bu şekilde uçak kanadı üzerinde 4 tane temel kuvvet oluşuyor. Thrust yani uçağı ileri doğru itme kuvveti, motorların oluşturduğu kuvvet drag etkisinden fazlaysa uçak ileri doğru hareket eder. Kanadın üzerinde hava akışından dolayı oluşmuş alçak basıncın yarattığı lift etkisi, kaldırma etkisi de uçağın ağırlığından fazla olduğu anda da uçak yükselmeye başlar. Şimdi bu temel prensipleri iyice anlamanız gerekiyor. Bu dört kuvvetin birbirini nasıl dengelediğini kafanızda şekillendirmeniz lazım. Hani az önce dedik ya, tekneye de hangi açıdan olursa olsun bir rüzgar etki ettiğinde yelkenin üzerinde yelkenin torundan kaynaklanan bir hava akışı oluşuyor ve bu hava akışı da torun dış kısmında alçak basınç oluşturmasına neden oluyor. O da lift diye tekneyi ileri götürdüğümüz ana kuvveti oluşturuyor. Ama aynı zamanda rüzgarın tekneyi bir önüne katıp sürükleme etkisi var. Drag etkisi. Şimdi bu noktada az önce konuştuğumuz uçak örneğinde motorlar thrust etkisiyle bu drag kuvvetini yenerek ileri doğru götürüyordu ya. Yelkenli teknede yelkenlerin haricinde herhangi bir güç yok. O noktada bizim bu drag etkisini yani sürüklenme etkisini, rüzgarın yarattığı sürüklenme etkisini karşılayabilecek kuvveti, ters yönde kuvveti oluşturan da teknenin altındaki salmamız. Şu şekilde düşünün. Buradan rüzgar geliyor. Tekneyi yan yatırdı. Bu kuvvet, şu parmağımın uyguladığı rüzgarın drag etkisi. Aşağıda da salma, momentum etkisiyle tekrar düzelmek için kuvvet uygulamaya başladı. Bu da uçaklarda oluşan thrust etkisini veya thrust gücünü yaratmış oldu bize. Dolayısıyla oluşan drag etkisini salmada oluşan momentum kuvvetiyle yeniyorum, dengeliyorum. Ve yelken üzerinde oluşan lift yani kaldırma alçak basınçtan dolayı yelken üzerinde oluşan alçak basınçtan dolayı ileri çekme kuvveti de teknenin ağırlığını yendiği anda teknemiz ileri doğru hareket etmeye başlamış oluyor. Şimdi şu salma etkisini biraz daha detaylı konuşalım. Şimdi şu şekildeyken hiçbir rüzgar yok, sıfır rüzgar. Tam teknemiz dik konumda, düz konumda. Salmanın şu an hiçbir etkisi yok. Tekne hareket etmiyor. Ama tekneye ön taraftan herhangi bir açıdan veya yandan bir rüzgar geldiğinde hafif hafif tekne yatmaya başlıyor. Yatmaya başladığında şöyle bir center line düşünün. Merkez çizgi. Tekne yatmaya başladıkça salma bu center line'dan merkez hattan uzaklaşmaya başlıyor. Salma bu merkez hattan ne kadar uzaklaşırsa tekneyi doğrultmak için uyguladığı kuvvet de o kadar artıyor. Rüzgarın etkisiyle tekne yatmaya başladı. Salma center line'dan merkez hattan uzaklaşmaya başladı. Dolayısıyla uzaklaştıkça doğrultma kuvveti de salmada oluşan doğrultma kuvveti de o kadar artıyor. Gelin bunu bir örnekle tam anlamanıza yardımcı olayım. Şimdi evinizde varsa şöyle bir çekiç alın elinize. İki parmağınızla tutun. Mümkün oldukça ağır bir çekiç olsun. İki parmağınızla şu an rahat rahat ben tutabiliyorum çekici. Şimdi bu çekici herhangi bir destek almadan sadece bu iki parmağımla uyguladığım kuvvetle şu şekilde 90 derece tutmaya çalışacağım. Şu an tam az önceki center line'da salmamız, çekicimiz. Center line'dan uzaklaştıkça çekiç şu an rahatlıkla hareket ettirebiliyorum çekici. Hareket ettirmeye devam ediyorum.
Gittikçe zorlandığınızı hissedeceksiniz. Şu an bayağı zorluyor beni. Gittikçe zorluyor, 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 zorluyor. Artık iyice zorlanmaya başladım. Yani anlatmak istediğim, tekne ne kadar yatarsa, diğer bir deyişle, teknenin salması centerline'dan, merkez hattan ne kadar uzaklaşırsa, salmanın etkisi de o nebze artıyor. Yani salmanın tekneyi doğrultmak için uygulamış olduğu kuvvet de o kadar artıyor. Rüzgar şiddetini arttırıyor. Tekne yatıyor. Rüzgar daha da şiddetini arttırdı. Tekne yatmaya devam etti. Ama tekne yattıkça salma da basıyor tekneyi düzeltmek için daha fazla bir kuvvetle. Umarım bu kısımda iyice anlaşılmıştır. Eğer salması olmasaydı teknenin, şurada da gördüğünüz gibi rüzgar tekneyi yatıracak ve önüne katıp sürükleyip götürecekti. Bu drag etkisi rüzgarın tekneye uygulamış olduğu sürükleme etkisi kuvvetini salma sayesinde absorbe ediyoruz. Karşılıyoruz zıt kuvvet oluşturarak ve yelkendeki oluşmuş olan lift kuvvetini de tekneyi ileri doğru götürmek için kullanabiliyoruz. Şimdi bu konuyu olabildiğince basit size anlatmaya gayret ettim. Benim sizden şu aşamada ricam, sadece bu videoda şu ana kadar anlattığım konulara odaklanın. Anlattığım kadarına odaklanın. Kafanızda farklı senaryolar, işte şöyle olursa, bu böyle olursa diye zaten karışık bir konuyu daha da karışık bir hale getirmeyin kendiniz için. Şu an anlattıklarımı anlattığım kadarıyla özümsemeye çalışın. Zaten adım adım gidiyoruz bildiğiniz gibi. Bir sonraki videolarda, bundan sonraki videolarda bugün bu videoda anlattığım temel bilgilerin üzerine ek bilgiler, farklı senaryolarda neler olur, neler yapılır, onları da konuşarak adım adım üzerine ekleyeceğiz. O yüzden sizden ricam, tekrar söylüyorum, bu videoda anlattığım bilgileri anlattığım kadarıyla anlamaya, tam öğrenmeye gayret gösterin. Kafanızda farklı senaryolar, farklı sorular yaratmayın. Ve salı günkü o yayınlayacağım sürpriz videosunu da kaçırmayın. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda salı günü görüşmek üzere. Hoşça kalın.